Hepsi merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır açmayan bir orkidem açmaya başladı arkadaşlar. Açmayan orkidelerle ilgili yapılması gerekenlerden birkaç tane tavsiyede bulunmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar biraz yaklaştırayım. Bazılarınız şu saçaklar nedir onları kes falan da diyebilir. Evet arkadaşlar açıyor bakın. Bunun yaprak sayısı çok fazla değişmiyor. Orkidiler cinsine göre yaprak sayısı olabiliyor. Yani illa çok fazla yaprak olması gerekmiyor. Bakın bunda çok fazla yaprak var. Yaprakları da uzun. O bu şekilde olması gerekmiyor. Fakat eğer orkidenizin yaprakları sağlıklıysa, yeterli gün ışığını alıyorsa ve kök gelişimi devam ediyorsa ve çiçek açmıyorsa arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Sadece bakım özelliklerini yapıp beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bazen orkidelerin dinlenme süreçleri daha uzun olabiliyor. Mesela benim bu orkidem tek çiçek açıyordu. Tek dal çiçek açıyordu. Her sene açıyordu. En son yani bundan önceki açışında iki dal çiçek açtı arkadaşlar ve iki dal çiçek açtıktan sonra uzun bir dinlenme dönemi yaklaşık bir üç sene kadar dinlenme dönemi geçirdi. Fakat e, ben bunu atmadım arkadaşlar Hani e, işi bitti kötü olduğu çiçek açmıyor diye hiçbir şey yapmadım. Sadece kök gelişiminde bir sıkıntı yaşadım. Suda köklendirme Yaptım arkadaşlar su kültüründe kök gelişimini oluşturmaya çalıştım, yardımcı olmaya çalıştım. Kökleri oluştu ve şuraya koyuyorum şöyle size göstereyim. Kışın burada duruyor hani sonbahardan itibaren şu pencerenin önünde duruyor. Yazın da şuradan arkadaşlar şuradan güneş alıyor. Penceredeki aydınlığı görebileceği bir yerde duruyor ve ben buna haftada bir kere su veriyorum. E toprağındaki buralarında hani su bazen de burada bırakabiliyorum. bu bunlar ne olacak arkadaşlar? Normalde orkideler ağaçların gövdelerini tutunarak yaşayan çiçeklerdir arkadaşlar ve bu kökler bu kökler ağaçların gövdelerine tutunup oradaki de besinlerden ağaçların gövdelerindeki besinlerdeki minerallerden faydalanıyor ve yağmur sularından da besleniyorlar arkadaşlar bu şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Yani dolayısıyla siz ne kadar bunun üzerine kabuk orkide kabukları koysanız, orkide toprağı da koysanız, bu yine saçaklanacaktır. Ama siz su verirken büyük bir kabın içine koyabilirsiniz onu. O kabın içine suyu aldıktan sonra dalları emdikten sonra tekrardan kendi yerine de koyabilirsiniz. Bakın ben şunu da böyle yaptım. Bakın bu büyük bir kavanoz. Şöyle normal burada emdiriyor emiyor kökleri ve bunu isterseniz başka bir yere de koyabilirsiniz hani suya doyduktan sonra kökleri bunu buradan çıkartıp normal yerine de alabilirsiniz ama bir sıkıntı olmadı ben de şu anda bu şekilde duruyor bu da arkadaşlar geçen yıl A101'den aldığım orkide 4 dallı orkide bakın bir iki üç dördüncü dalı Kurudu, sıkıntı değil arkadaşlar. Ben de bunun çiçek açmasını bekliyorum. Çiçek dal gelişimi, bu sene henüz henüz oluşmadı. Evet arkadaşlar, orkidelerinizi kesinlikle atmayın. Orkideler güçlü çiçeklerdir, mutlaka çiçek açacaklardır. Yeter ki eğer yaprakları yeşilse, kök gelişimi varsa, yeterli aydınlığı alıyorsa, orkideleriniz çiçek açmaya devam edecektir. Bakın ben yaklaştırayım. Hiçbir kuruma yok. Pörsüme yok. Bu bir beyaz bir orkide arkadaşlar. Evet. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.